Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte sadece altın ve gümüşü inceleyeceğiz. Altın ve gümüşteki geri çekilmeler ve bu geri çekilmelerin hangi seviyeye kadar olabileceğini burada sizler de teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Gram altın, gram gümüş tarafında ons bazlı olarak geri çekilmeler yaşadık. Bunları zaten bekliyorduk. Bizlerin şimdi takip etmesi gereken, sizlerin de panik yapmaması gereken seviyeleri sizlere bildireceğim. Ons altınla videomuza başlayacağız. Arkasından ons gümüş, gram altın ve gram gümüşle devam edelim sevgili dostlarım. Öncelikle ben ons altın tarafına geçelim. Ons altın. Evet, ons altında bizlerin 2070 dolarda bir zirve beklentimiz vardı. Şimdi bu zirveyi gördükten sonra kar satışları ons altın tarafında gelmeye başladı. Düzeltmelerde özellikle bizlerin ons altın tarafında takip etmemiz gereken en önemli destek seviyesi 2000 dolardaki destek seviyesi olmalı sevgili dostlarım. Sizler de bu 2000 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde takipte kalın. Çünkü 2000 dolar seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başlarsa buradaki aşağı yönlü hareket o zaman işte daha da derinleşebilir ve bu hareket 1964 dolar seviyesine kadar ons altında geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Rusya-Ukrayna tarafından yeni haberler geldi. Bu yeni haberler neticesinde bir önceki videomda da anlattığım gibi Zelenski Rusya'nın bağımsızlığını kabul ettiği iki bölge için bunları biz de tanıyabiliriz şekline gelen bir açıklamada bulunduğu için ons altın tarafında bir gevşeme yaşandı. Yani bu anlaşmayla ilgili bir olumlu sonuç olarak algılandığı için ons altın tarafında da bir satış olayı gerçekleşti. Şu an 2000 doları test ettik. Buradan tekrardan bir tepki alımıyla beraber 2014 dolar seviyesine doğru ons altında tekrardan yukarı yönlü hareket başlamış oldu. Ons altında şimdi bizler için 2000 dolar, şuradaki 2070 dolar zirve olarak kabul edecek olur isek, onun altında 2070 doların altında bizler için 2031, evet şöyle 2031, 2014, evet 2014 ve 1964. Bu seviyeleri sizlerle birlikte dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu kırılımlar 2000 dolar altında olmadığı sürece hareketlerin 2000 ve 2070 dolar aralığında tekrardan bir düzeltme süreci, bir dip bölge kendine arayışı devam edecektir. Ons altın tarafında özellikle sizler de verdiğim rakamlara göre bu düzeltme rakamlarını takipte kalın. Bu hareketlerin bakalım 2031 direnci üstüne tekrardan kendini atabilecek mi? Bunu da yakından takipte kalacağız. Buradaki ons altındaki hareketler tabii ki gram altın tarafına da etki yapmakta ve gram altında ons bazlı olarak aşağı yönlü düzeltme hareketlerine devam ediyor. Şu an 946 Türk lirası civarında olan gram altın, orada da 962 seviyesini vermiştik sizlere. Bu 962 seviyesinden ons altınla birlikte aşağı yönlü hareketlerine o da başlamış durumda. Bizler için şimdi burada kuvvetli bölge hangi seviyeler olabilir veya aşağıdaki destek bölgeleri nereye kadar sarkabilir? Biz bunu bulmaya çalışalım. Evet, gram altın takip eden arkadaşlar. Burada zaten gram altında ilk etapta hedefimiz bizim sevgili dostlarım 1000 dolar seviyesine doğru gidecek bir gram altın sizlerle birlikte takip edeceğiz. O yüzden 1063 bizim için tepe zirvemiz. Evet, burası tepe zirve ve bu zirveyi henüz daha biz gram altın tarafında görmedik. Ama bizler için bu 1063 seviyesine gelebilmek için şurada bir 950 direnç bölgemiz mevcut ve bu direnç bölgesi yakından takip edeceğimiz alandı. Bu 953 altına sarkmalar, ons altın 2000 dolar altına inmedikçe buradaki 938 seviyesine gelme olayımız bizi biraz bekletir. O yüzden ons altını takip edeceğiz. Ons altında 2000 dolar altında kapanış olacak mı? Orada eğer 2000 dolar altında kapanış olmazsa buradan 953 üzerinden gram altında tekrardan 1063 seviyesine doğru hareketler sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ons altının 2000 dolar seviyesi altına sarkma durumunu görürsek de bu sefer gram altında 938 ve 926 destek bölgelerini kendimize hedef durumuna getireceğiz. Sizler de ons altını yakından takip edin. Burada doların da hareketleri önemli olacak tabi. Dolarda da bir 14.73 hedefi var. Oradan bir düzeltme satışları gelebilir ve bununla birlikte gram altın tarafında da 938-926 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler görebiliriz. O yüzden dikkatli olunması gereken bir gün ve bir hafta içerisindeyiz şu an için. Düzeltmeleri yakından takipteyiz. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş onsla devam edelim. Gümüş ons. Gümüş ons tarafına baktığımız zaman şu an 26-14 seviyelerinde bir gümüş takip ediyoruz. Buradaki gümüş ons'taki hareketlerin de sevgili dostlarım alt tarafta 25.50 destek noktası bizim için hala önemli. 25.50 altına düşülmedikçe gümüş ons'taki ana hedef bölgesi henüz gelmemiştir. Çünkü gümüş ons'ta yukarı yönlü ana hedef bölgemiz 28.50 civarından geçen alan olacaktır. Gümüş ons'ta bizler 25.50-28.50 bant aralıklarını sizlerle birlikte takipte kalacağız. Şimdi gümüş ons'ta hemen kritik seviyelerimizi verelim. Takip etmemiz gereken destek ve dirençleri. Gümüşün ons'unu takip eden arkadaşlarımız için 26. Evet, şuradaki 26-19 bizler için bir destek bölgesi ve onun altında da en kuvvetli destek bölgemiz 25-50 civarından geçen destek bölgemiz ve gümüşün ons tarafında da ana hedef bölgemiz 28-54 civarından geçen alan olacaktır. Gümüş ons'ta ben hareketlerin yukarı yönlü düzeltme hareketleri bittikten sonra asıl ana hedef bölgesi olan bölgeye doğru devam edeceğini düşünmekteyim. Gümüşün ons tarafında panik yapılacak bir durum yok gibi gözükmekte. Hemen gram gümüşü değerlendirelim. Gram gümüşte 12 liranın üzerindeki hareketleri sizlerle birlikte izledik. Ve burada bir 12.62 hedef noktamız vardı. Gram gümüşte 12.62 hedef bölgesini sizlerle birlikte test ettikten sonra aşağı yönlü bir düzeltme hareketlerini yaşadık. Şimdi aşağı yönlü düzeltme hareketlerinde bizler için destek hangi bölgeden geçiyor? 11.96 şu bölgede bir desteğimiz var. Bu hareketler 12-12.62 bantları arasında hareketlere devam edebilir. Fakat burada da gene ben gram altında asıl ana hedef bölgesinin 13 lira 20 kuruş seviyesinden geçtiğine inanıyorum. O yüzden 13.20 hedefimi bekleyeceğim. Yükseliş ve düşüş hareketlerinde sizler Forex'te ve Viop'ta işlem yapan arkadaşlarımız hemen şöyle ana hedefe bir çizelim. Şema üzerinde de şöyle gösterelim. 13.20 burası bizim ana hedef bölgemiz. İlk dirençle karşılaşacağımız bölge 12.62 dedik. Ve burada bir dirençle karşılaştık. Bu direncin de düzeltme destek bölgesi olaraktan bizler 12 TL'yi artık burada bir düzeltme hareketi ve dip bölgesi olarak takip edebiliriz. 12 altında hareket görmedikçe de 12.62'nin geçilip ilerleyen günlerde 13.20 hedefine doğru gram altında yukarı yönlü tekrardan hareketleri devam ettireceğini düşünüyorum. Sizler de o yüzden bu verdiğim destek ve direnç seviyelerini dikkatli bir şekilde takipte kalın sevgili dostlarım. Ons altın tarafı hedefe ulaşmış gibi. Burada tam noktasal bir hedef yaptık. Orada da düzeltmeler var. Bu düzeltmeleri takip edeceğiz. İlerleyen günlerdeki kapanışlar önemli olacak. Bakın günlük kapanışlar bizim için önemli. Günlük kapanışları takipte kalacağız ve bu kapanışlara göre de kendimize bir yön belirlemeye çalışacağız. Unutmayın, acemi yatırımcılar saatlik kapanışları, usta yatırımcılar da günlük kapanışları takipte kalırlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.